Çok duygulandırdım. Başkan. Ne kadar güzel şeyler yaptık beraber. Sağ ol. Ne var ne yok? 95'te çokul yaptık. Buyurun, buyurun. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz, siz nasılsınız? Genç mi? Başkanım değil. Senin resmen çek. Gel bu kadar. Allah Allah. Seneler. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Fotoğraf. Evet, değerli kent konseyinin üyeleri, değerli Adalet Kalkınma Partisi'nin mensupları, çalışanları, bu uzun soluklu seçim startında çalışanlarınız ve sevgili eski Bakırköy'ün belediye başkanı, değerli bakanımız, hoş geldiniz. Tabii ki güzel olan şey eşiyle birlikte dolaşıyor olması, hanımefendiyle beraber. Siz de hoş geldiniz. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Sayın Bakanım, tabii bir söylemimiz vardı, bir konuşmalarımız vardı burada. Çok da güzel bir sohbetimiz oldu. O sohbete aslında herkes dahil olabilseydi çok güzel olacaktı. Zafer Partisi ile Deva Partisi'nin belediye başkan adayları da katıldılar. Nezaket gösterdiler. Onlara da sizin nezdinizde teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bu arada ben hocam bir şey istirham edeceğim. Bir 15 dakikalık siz o sunumunuzu böyle biraz daha küçültüp kaldırıp 15 dakika içerisinde veya 20 dakika bilemiyorum. Diğer konuklarımızın da sizi daha iyi, daha yakinen tanıyabilmesi için istirham edebilir miyiz? Mümkün mü? Estağfurullah, ama bana mikrofon vermek, yani mikrofon vermek büyük talihsizlik. Olsun. Yani buradan gidemezler. Tamam, kalsınlar o zaman. Abi psikoloğa. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Pardon. Ben bütün parti temsilcisi arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ve elbette ki benim sevgili kent konseyi arkadaşlarıma da bu güzel ve anlamlı imza günü bana düzenledikleri için ve sizler de teşrif edip geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir kez daha doğru bir yerde olduğumu hissettirdiniz bana. Bu benim 4. kitabım. Biraz reklamını yapmış olayım. Ne kadar güzel. Evet. İlki Süresine Sahip Çıktı. İkincisi Senin Hikayen Hangisi? Üçüncüsü Yeni Nesil Ebeveynlik ve Helikopter Aileler. Bu 4. da bütün bunları yazdık, akademik konuştuk, evet stresi tanımladık ama bir de duygularımız üzerine konuşalım. Çünkü o kadar çok uyaran aldığımız, o kadar mutsuz olduğumuz hem ülkemizin içinde hem işte global ortamda bu kadar çok olumsuzluğun yaşandığı bir yerde biraz insani özelliklerimize odaklanmak, bizi biz yapan duygularımızın farkında olmak ve bir şeye iyi ya da kötü tepki verirken ona o kötüden daha kötü olmakla o iyiden daha iyi olmak arasında seçim yaparken doğru noktada durmak adına ben burada sadece duyguları tanımlamak istedim. Çünkü biz az önce de söyledim, tekrar olacağı için özür diliyorum arkadaşlarımdan, ama insan etten kemikten ve duygudan yaratılmış bir varlık. Dolayısıyla
hem fiziki ortamlar hem psikolojik ortamlar bugün bizi geldiğimiz noktaya taşıyor. Ve biz eğer bugün yaşadığımız ortamda duygularımızın değerinin ve bizi dış etkenlerden farklı olarak bu noktaya getiren olumsuz ya da olumlu olayların doğru yönlendirmesini yapabilirsek hakikaten kaderimiz üzerinde söz sahibi oluyoruz. Çünkü biz bundan 20-30 yıl öncesine kadar yani hem bir psikolog hem bir sosyolog olarak hem de bir eğitimci olarak bir şey biliyorduk. %30 genetik, %70 çevre insanın bugün oluşumunda geldiği noktada etki biliyorduk. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar gösterdi ki %30 genetik, %70 çevre. Evet, genetik olarak DNA'larımız bizim yapı taşlarımız ve onlar değişmez, vazgeçilmez elementler, unsurlarımız, elemanlarımız, yapı taşlarımız. Ama bir de RNA'larımız var. Bunlar da taşıyıcı nükleik asit. Yani ortamı kopyalıyor, geliyor DNA'mızın üzerine çakıyor. Dolayısıyla da hani bize hep zamanda söylenen işte genetik aktarımlarınız neyse ileride o çıkacak. Bir takım hastalıklara yatkın olabilirsiniz ya da bir takım eğilimleriniz ortaya çıkabilir dediğinizde artık onun etkisinin %30 olduğunu, dış şartların, çevresel şartların iyi ve sağlıklı bir ortamda, saygı gördüğümüz, onaylandığımız bir ortamda, dünyada oluyor olmamızın daha etkili olduğunu biliyoruz. O nedenle de artık bu çevresel şartları, insani ilişkilerimizde, birbirimize olan davranışımızı daha duygularımızın farkında olarak şekillendirirsek, yani düşünen, üreten ve hakkını vererek, emek harcayarak yaşayan ve yaşatan insan olabilirsek, bence misyonumuzu yerine getirmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, sabır gösterdiğiniz için. Çevresel etki değerlendirme ile ilgili bunların hepsini ben demek istemiyorum. İl Çevre Bakanlığı olarak Çevre Kanunu ve ÇED'i ben yazmıştım. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Bakırköy'de biz çok güzel işler yaptık. Şimdi Bakırköy'ün bir ikisini oluşturduk. Bir inovasyon merkezi olarak. Burada bütün değerlerimizi yerine koyuyoruz. Mesela değerlerden bir tanesini söyleyeyim. İşte hanımefendinin bize danışmanlık yapacağı bir yaşam merkezi olsun. Artık yaşlılar evi falan değil. Efendim işte aşevi falan değil. Orada çok ciddi bir Bakırköy mutfağı kurulacak. Yazarımız, başkanımız, sizler gelip orada beraber köfte ekmek yiyeceğiz, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz, satranç oynayacağız. Bakırköy ruhunu canlandıracağız. Evet. Biraz önce sizin bakın söylediğiniz bir şey var. Oraya geleceğim ben. Yol sokak her zaman yapılır. Kentsel dönüşüm tabii birinci problemimiz. Trafik birinci problemimiz. İkisini eşdeğer alıyorum ben. Çünkü 4 saatimiz trafikte geçiyor bizim. Hepsini bir araya getiriyorum. Ama hakikaten değerli yazarımızın ön sözünde birinci sayfada söylediği çok önemli bir şey var. Duygu, hayatın önemi ve bundan elde ettiğiniz netice. Eğer yaşadığınız neticelerden etkilenip duygulanabiliyorsanız, hatta ağlayabiliyorsanız, o zaman işte sizi belli bir kategori içerisinde değerlendirebiliriz. İnsan olarak. Eğer buna duyarsızsanız, yani vatandaş belediyeye gittiği zaman çalacak kapı bulamıyorsa burada duygudan eser yok demektir. Eğer vatandaşın yaşadığı ortam gerçekten bu hale gelmiş de kent konseyi olarak buna artı cevap veremeyiz biz. Olumlu cevap veremeyiz. Onun için sonuçta siz bizim için çok önemlisiniz. Benim için özellikle. Ben bir de acizane şunu söyleyeyim. Biz rahmetli Özal'la iktidardayken beraber hükümeti idare ettik. Ben onun yardımcısıydım yıllarca Adnan Kahveci ile birlikte. Dedi ki yani Hakkari Belediyesi, Ereğli Belediyesi ile İstanbul Belediyesi bir olamaz. Hakikaten olamaz değil mi? Nüfus, yaşam. O zaman bir farklılık olması gerekir burada. 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nu yazdık. Ve 3 büyükşehri Büyükşehir Belediyesi olarak ilan ettik. İzmir, Ankara, İstanbul o zaman bir sıçrama yaptı. İşte Dalan'ın yaptığı projeler hakikaten çok başarılıydı. Sonuçta ben bu son cümlede ne diyor yazarımız? Çalışırken başımıza gelenler deneyim ve geçen zamana da ömür diyoruz. Ve bu deneyimi hamdolsun başarıyla tamamladığıma inanıyorum. Çünkü
Bunları yaparken bir de şu var, çok akçeli işlerle uğraştık. Bir bakanlık kur. ÇED, Sakıp Sabancı rahmetli hatırlarsınız. İlk pet şişeyi çıkarmıştı. 87-88 yıllarında. Hayat Su isimli bir pet şişe. 2000 kişinin çalıştığı Adana'da bir fabrika kurmuş. ÇED'e göre ona izin verme şansımız yok. Yani bizden izin almadan yapmış. Rahmetli Özal aradı, dedi ki ya adam seni Hilton'da 2 gündür bekliyor koskoca sahibi. Görüştük efendim. Ama yani mümkün değil bu şartlara göre. Neyse tabii Türkiye'de politikalar uyduruluyor. Madem kurulmuş o fabrika yıkılmadı 2000 kişi. O mavi kapak hikayesi oradan çıktı. Hani recycle geriye dönüşümü mavi kapak getirirseniz sizi bu seferlik affedeceğiz diye. Ama sonradan ÇED ne derece ne oldu bilmiyorum. Ben hakkıyla uyguladığımı söylüyorum. Gelen arkadaşlar da bununla başarılı oldular. Bir çevre bakanlığı kuruldu. Ve 3030 sayılı yasayı kurduk. 3094'te 18. maddeyi değiştirdik. Bütün bunlar bir ömür ve deneyim. Bakın 16 yıl belediye başkanlığı. Ama bunu yaparken akçeli hiçbir işe karışmamak çok önemli. Eğer olsaydı ben sizin huzurunuzda olamazdım şimdi. Evet. Kusura bakmayın sen ne dedim. Sizin yanınızda hemen böyle evet, aldık bir kopar ama devam ediyorduk. Hayır zaten tamam. Sizsiniz burada. Evet. Sayın Bakan. Evet. Sonuçta arkadaşlar ben tekrar Bakırköy'ü eski haline getirip bir dünya kenti artık bir level atlatıp daha başarılı bir yere getirmek için bir Atatürk Türkiye'sinde kadim bir medeniyetin buluştuğu yer olarak Bakırköy'ü tekrar tescil etmek için huzurunuza geldim ve sizden onay istiyorum. Hayırlı olsun. Bakın sosyal demokrat olabilirsiniz. Başka partiye oy verebilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim. Sosyal demokrasi değil herhalde en büyük sosyal demokratlardan biri de benim, haberiniz olsun. Ben aşevinden yemek yiyerek büyüdüm. Arkamda hiçbir güç yoktu. Çıktım başbakan yardımcısı. Bakın burası çok önemli. Benim rahmetli babam 12 kardeşe bakarken Sümerbank'ta paspas yaparak kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Ona rağmen biz okuduk, büyüdük ve buralara geldik. Allah razı olsun. Yani bütün mesele şu. Bakın benim en yakın arkadaşım, encümen başkanımız, Süryani cemaatinin şimdi inşallah bir ay sonra lideri ve kilisenin başkanı olacak Kenan kardeşimdi. Her kim niye inanıyorsa biz ona hizmet ederiz. Belki kendisi de ifade edecektir hizmetlerimizi. O zaman 90 yılında kilisenin damı akıyor dediler. Dedim ki tamir edin. Yok dediler efendim. Yasaya göre bakanlar kurulu kararı lazım. Dedim getirin ben eski bakanım burayı tamir ederim. Ettik ve önünde bir avlu vardı. Orayı da bir sosyal mesken haline getirdik. Tabii ben gidene kadar dozer biraz daha inmiş. 2 katlı yapmışlar. Dedim ki çok iyi olmuş. Devam edin. Devam edin. Şimdi ne kadar büyük mutluluk. Ve 125 yıldır ilk defa bütün Avrupa, bakın farklı dinlerden olmasına rağmen Avrupa Süryanilere bir kilise kuramadı. Hani tenkit ettiğimiz bu inanç, Recep Tayyip Erdoğan geldi burada kilise kurdu. Bu çok enteresan bir şey inanç konusunda. Hani değişik yerlerde şu söylenir, bu söylenir, tenkit edilir falan ama bu benim de alkışladığım, o gün kilisede bir programımız vardı. Hakikaten o kadar memnun olmuşlar ki ve ben bu hizmetleri 90 yılında yapınca ruhani lider Yusuf Çetinç, o zaman da benim arkadaşımdı, ismini biliyorum, çıktı kürsüde dedi ki adı Allah'ın bütün melekleri Ali Talip Özdemir'e yardım etsin ve biz seçim %52,5'la kazandık. Hatta bunu Habertürk'te konuşurken Mehmet Akif'le program yapıyoruz. Dedik efendim o zaman Müslümanları karşınıza alacaksınız. Yani siz şeyler mi, ruhani Süryaniler mi, onun duası. Dedim ki kardeşim çok farklı bir şey, bak yanlış anladın sen.
kadim medeniyetlerin birleştiği Atatürk Türkiye'sinden bahsediyorum. Ben. Bu çok önemli. Burada Ermenisi var, Süryanisi var, Rum'u var, Ehl-i Beyt'i var. Ben Alevi demek de istemiyorum. Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'in kıymetini bilseniz, arkadaşlarla konuşuyorum. Ehl-i Beyt olanlar beni çok iyi bilirler. Benim ismim Ali Talim. Abilerimin ismi de Hasan Hüseyin. Hatta sosyal medyada yazarlar. Adam biraz burnu büyük ama iyi bir Alevi'dir falan diye var. Eyvallah yani ne derlerse eyvallah. Başımızın üzerinde yerleri var. Sonuçta arkadaşlar bütün bu deneyimle beraber tekrar döndük. Peki hiç menfaatimiz olabilir mi bu kadar sene? Olsaydı Çevre Bakanlığı'nda olurdu. Olsaydı bakanlıklarda olurdu. Olsaydı Büyük Bakırköy'deyken olurdu bölünmeden önce. Allah'a şükürler olsun. Ben çocuklarımı haram yedirmedim. Hiçbir metre arsada, hiçbir binada en ufacık hatamız olmadı. Benim zamanımda Florya'da bu mevkide bir tane kaçak kat yapılmadı. Efendim belediye başkanı çok iyiydi. Zabıta efendim imar bilir. Hayır öyle şey. Belediye başkanının haberi olmadan kuş uçmaz. Bu ülkede. Yok öyle yağma yok. Yani yöneticinin başında olduğu sistem içerisinde haberi olmadan kimse bir şey yapamaz. Onun için biz bunu doğru dürüst yaptık sayın milletvekilim. Başkanım, sevgili yazar kardeşim hakikaten çok yani şu ön ve arka yüzünü okuduktan sonra bu kitabı bu gece bitiririm ben. Çok duygulandım. Bir bana hitap eden bir. Yani biraz da ben bunu Yesevi kültürüyle birleştiriyorum. Haberiniz olsun. Benim için çok önemli. Sizin de ben de her şeye sahip çıkıyorum. Telefon benim diye alacak. Politikacıya biraz dikkat edin. Haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar sorunuz varsa ondan sonra belki biz sizi de sevdiğiniz için. Sayın Tarih Bakan diye açınca ben burada sevdiğim Kamal Hocam da onu sayıyorum. Bizim selamlar. Bize kuruyor. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sizleri görmek, güzel bir konuşmak bize huzur verdi. Çok teşekkür ederim. Bu grupla ya da yarışlayayım. Başarılı olmanızı biliyorum. Sağ olun. Sizi ben tanıyorum. Tarık Akkan'a ruhsat verdiğiniz zaman ben onun kurucu öğretmeniydim. Ne kadar güzel. Bak ve, nereden nereye. Evet. Evet. Ve 24 gün beraber çalıştık. 2016'da öldükten sonra. Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah rahmet eylesin. Çocuklarıyla beraber. Şimdi Bakırköy, ben 1962'de geldim Bakırköy'e. Evet. O günden beri böyle. Bakırköy'e çok büyük hizmetler verdi. Mesela sizin aklınıza gelmeyen bende öyle bir proje var ki bütçenizin yarısını aldım. İnşallah hayırlı olur. Onları size takdim ederim ben. Bütçeden yana tasarınız olmasa inşallah. Ama şey böyle. Günden korkutmayalım ya nasıl başkadan. Bütçeden yana şimdi bizim en büyük şeyimiz benim ricam bir defa bizim gibi yaşlıları projelendirmeniz. Bizim gidecek yerimiz pek yok. Evde önüne bekliyoruz çoğumuz. Ama bu realite, böyle gideceğimiz böyle bildiğim kıraathaneler, okuma yerleri, aldığımız emekli maaşıyla çay içebileceğimiz bir yerler bu bir. İkincisi hanımlara, kadınlar çok önemli. Üçüncüsü çocuklar. Bugün çocuklarımız 9 yaşına indi sigara kullanma. Ben sigarayla savaşanlar derneğinin kurucularından biriyim. Sigaranın ötesini söyleyeyim. Madde. Ve madde şeyi var. Bu çocukların gideceği haneler, spor çok şeyleri gerekli burada çok sayıda. Ne bileyim sanatla ilgili yerler ve bu çocukların boş zamanlarını değerlendireceği yerler. Engelliler, trafik sorunu. Bakın hakikaten o kadim dediğiniz yerleri ben biraz önce arkadaşlara bir hikayeyi anlattım. Bakın ki hakikaten çalışmaya, görev yapmaya şey bir yer. Onun için Tanrı hayırlısını nasip etsin. İnşallah olursa daha şey yapar. Ben fazla şey yapmayayım. Tekrar size başarılar arkadaşlarınızdan diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Eksik olmayın. Şey alalım mı? Mikrofon alalım. Mikrofon istiyorlar. Tamam ben size. Şu hocama cevap verebilirsin. Sorucu. Hayır. Muhtarımız sizde. Biliyorum. Sayın Genel Başkan bana geldiğinde sorularını hazırladım. Evet.
Efendim ben biraz hızlı konuştum zaman almamak için. Türkiye'de Bakırköy'de çok büyük bir yaşam merkezi kuracağız. Bakırköy. Aşevi değil, yaşlılar yurdu değil, yaşam merkezinden bahsediyorum. Burada sizle beraber oturup satranç oynayacağız biz. Oturup beraber sandviçimizi yiyip kitap okuyacağız. Çocuklarımız, özellikle otistik çocuklar, Down sendromlu çocuklar, hepsi bir arada, bölüm bölüm, bakıma muhtaç olanlar bir arada olacaklar. Kadınlarımız orada, meslek edinme, mesela biraz önce söyledim, topraksız tarımı onlara anlatacağız. Onlar üretici olacaklar. Yani hepsini bunun içerisinde mütalaa ettim. Hatta bizim Bakırköy mutfağında ihtiyacı olan bütün öğrencilere yemek vereceğiz. Yani bunlar hepsi mümkün. Sen konseyi olunca belki teknik sorular gelir diye oralara çok fazla uzatmadan arz etmeye çalıştım. Yoksa sizin söylediğiniz bütçesi hazır bunun. Çok samimi söylüyorum. Bakın heyetimiz bizim mesela depremle ilgili Şili, Tokyo ve New York'la beraber çalışan bir ekibimiz var. Dünyada depremi çok mükemmel şekilde çözen 3 merkez bunlar. 9G'ye dayanıklı. Bugün yine Tokyo'da böyle bir deprem oldu. Hiçbir bina yıkılmadı. Bire böyle bir sallandı geçti. Sebep adamların yaptıkları teknoloji, uyguladıkları teknoloji. Biz burada hem binaları yıkılacak binaları yıkacağız. Ona göre bir deprem kentsel dönüşüm. Hem de güçlendirmek için çelik konstrüksiyonun dışında şimdi Çin'de üretilen bir ağaç. Çelikten daha sağlam ama ucuz bir teknoloji var. Ağaçtan yapılmış. Onu getireceğiz buraya. Kaynaklarımız hazır, kredimiz hazır. Devletin eli dediğimiz inşallah İstanbul'da da dayanışma içerisinde olup Bakırköy'ü ayağa kaldıracağız. Endişeniz olmasın bu. Bütçemiz var yani. Engelsiz yaşam merkezi diyebilir miyiz? Evet. Bunun içerisinde. Çok doğru. Bravo. Bravo. Engelsiz yaşam merkezi. Doğru. Eşit erişilebilir bir Bakırköy. Bravo. Ama danışmanımız sizsiniz. Haberiniz olsun. Benim odamın yanında size yer vereceğiz. İnşallah beraber çalışacağız. Hayırlısı müsaade olsun. Ederseniz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın evet. Bakın, ben söz alabilir miyim müsaadenizle? Ben Konyalıyım ve ben sizi en son hani birkaç hafta önce gördüm ama öncesinde 30 yıl önce görmüştüm. Ben 30 yıl sizi hiç görmedim. Ben Konyaeli'de doğdum ve küçüklüğümde ben çevreyi Ali Talip Özdemir Başkan'ın projeleriyle duydum. Yani ben 8 yaşında çöpten enerji üretilmesini Konya'nın küçük bir ilçesinde sizin sayenizde duydum. Ben hala çevreciyim. Ve ben 30 yıl sonra da olsa sizi gördüğüm için çok mutluyum. Ben burada Serap hocam, Serap arkadaşım, Serap dostum, onun kitabını görmekten dolayı da mutluyum ve buradayım. Sizi de burada görmekten dolayı mutluyum. Yani bu salondaki en özel iki insanı ben evveliyatını biliyorum. Ve ben Atatürkçü bir insanım, avukatım, 40 küsur yaşındayım ve İstanbul'da 16 yıldır hukuk bürom var. Pek çok insanın hayatını ve kurumlarla olan ilişkilerini, özel hayatını, kamusal hayatını biliyorum. Pek çok problemimiz var ve sizin gibi her kesimi kucaklayan insanların önderliğinde, liderliğinde toplanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakırköy'de bunun için bir örnektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Soru sormak isteyen ben. Kardeşim. Sorabilir miyim? Tabii tabii. Tamam. Tabii. Aramıza gençler. Şimdi öncelikle ben Bakırköy'ün bir genci olarak burada bir değişim olması gerektiğini düşünenlerden. Öncelikle fikirlerimize değer verilmesi Bakırköy için önemli bir nokta. Uzun süredir belki de bunu yaşayamıyoruz. Bununla ilgili ben şunu sormak istiyorum. Bakırköy'de bildiğiniz üzere yani en ciddi rakiplerinizden biri zaten belli. Belki de başka partiden aday olsa %3, %4 bile oy alamayacak insanlar. O yüzden burada partiden önemli bir etkisi var. Bunu nasıl aşacaksınız? Çünkü 3. ve 4. partiden gelecek oylar burada bir şey değiştirmeyecek. Direkt 1'den 2'ye geçmesi gereken bir nokta var. Ben bunu ilk önce nasıl aşılacağını öğrenip sonra da belki de çevreme anlatmak istiyorum. Bunu merak ediyorum. Buradaki bunu parti şeyin üzerinde belki de bir çalışma yapmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız?
Çok güzel soru. Buna ben ayakta cevap vereyim müsaade ederseniz. Gerçekten genç arkadaşımın söylediği çok doğru bir cümle ve soru. Arkadaşlar, biraz önce sözlerin başında söyledim. Takım tutmak diye bahsettim. Çok fazla girip parti içine karşı adaylarla ilgili ya şöyleydi böyleydi demek istemiyorum. Ama siz bana şimdi hekimlikle ilgili özellikle beyin cerrahisiyle ilgili bir şey söylerseniz sadece Google'dan bildiklerimi size söylerim. Ama bir müdahale yapamam. Doğru mu? Evet. 16 yıl deneyimi olan belediyecilikte, 40 yıl Çevre Bakanlığı'nda devleti idare etmiş bir kişi olarak buradaki problemlerin hepsini en iyi şekilde bilen ve üstesinden gelebilecek biri olduğumu size çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Burada hiç endişeniz olmasın. Bir de burada esas bizim hanımefendiyle, yazarımızla, Serap Hanım'la örtüştüğümüz bir nokta var. Arkadaşlar, toplumda bir cinnet hali var. Farkında mısınız? Araba önden geçiyorsa önünü kesiyor, çıkarıyor, silahını vuruyor. Komşusu eğer yerine park etmişse demir çubukla kafasına vuruyor. Haberlerde olanları anlatıyorum. Biz böyle bir toplum muyduk? Bu toplumu belediye doğumundan ölümüne kadar nikahına her türlü işi yapabilecek kabiliyette olan bir yerel yönetim mutlaka bu barışı sağlamak zorunda. Serap Hanım'ın söylediği buydu. Doğru mu hocam? Evet, evet. Yani biz artık bir araya gelmek zorundayız. Kim kim? İşte burada bakın Süryanisi, Ermenisi, kadim ülke. Fatih Sultan Mehmet geldiğinde herkesi kendi inancında serbest bırakmış. Kimsenin inancı beni ilgilendirmiyor. Ben kendi inancımdan sorumluyum. Benim inandığım bir tane Allah var. Ama inanmayan çok arkadaşım var benim. İnsan, biz hayvanlar için çok büyük bir hastane kuracağız. Onu söylemeyi unuttum. Çok ciddi bir hayvan hastanesi yapıyoruz. 30 dönüm üzerine. Sokak köpeklerini hepsini topluyoruz. Kedileri, yırtıcıları bir yere ayırıyoruz. Uygun olanları koloni halinde beraber yaşamaya zor. Ve sizin eğer hayvanınız varsa tatile gidecekseniz otelimizde, hayvan otelinde biz bakımı alıyoruz. Yani yapılabilecek her türlü şeyi cerrahi müdahale dahil ücretsiz olarak biz yapıyoruz. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Benim 26 tane kadroluk yerim var evimin önünde. Hepsine ben bakıyorum. Yeni doğum yapınca ensesinde tutup getirip koyuyoruz annesi. Al diyor işte çocukları yani. Onlara bakıyorum ben. Kuşlarımız var ama benim bir özelliğim kuşlar sadece kumru ve serçe geliyor bizim bahçeye. O da beni çok mutlu ediyor. Onları besliyoruz ama yani resimlerini görseniz ne kadar kalabalık. Hatta rakamını da söyleyeyim. Haftada 10 bin lira yem yiyorlar. Bazen de diyorum ki yani yemin içine biraz başka şeyler karıştırsak çok fazla oluyor. Esprisi bir yana eğer hayvanı sevebiliyorsanız canlı olan Hazreti Mevlana'nın söylediği o. Canı kurban olmak, canı sevmek çok önemli. Onun için sevgide güneş gibi ol, deniz gibi ol. Vermede de akarsu gibi ol. Ne varsa verin. Kim ne götürmüş arkadaşlar şimdiye kadar? Serap Hanım siz burada onu da işlemişsiniz. Yani paylaşmak lazım. Herkes bana diye eğer iddia ederse sonuç farklı işte görüyorsunuz. Herkesin hakkını yiyen bir yapılanma, bir idare ortaya çıkıyor. Hayır biz Bakırköy'de adaleti, sevgiyi ve kaynaşmayı tesis edeceğiz. İnşallah beraber yapacağız bunu. Serap Hanım da eğer izin verirse onu da davet edeceğiz. Danışmanımız olarak bize yardım etmesi için kendisinden yardım isteyeceğiz. Ne kadar uygun bak. İki tane danışmanımız oldu. Haberiniz olsun. Evet böyle aradan çıkarttınız. Yani sonuçta şu var. Karar sizin. Ben karar Bakırköylülere söylüyorum. Ben Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptım. Bu kadar hizmet ettim ülkeme. Ben artık çocuklarıma hiç kötü bir şey, haram bir şey yedirmedim. İnancıma göre Yaradan'a karşı da sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Yani kötü bir şey yapmadım hayatta kimseye. Peki bundan sonra beklentim ne olabilir Bakırköy'den benim? Arsa, tarla, tapan olabilir mi? Bağcılara kadar olan yer benimdi. Bir metre yerimiz yok. Peki nedir mesele? Bakırköy'e hizmet etmek. Bunu da geldik kent konseyinin huzurunda söylüyorum. Başkanımızın huzurunda. Beni en yakın bilen
rahmetli Kezban abladan dolayı. En yakın bilen başkanımız. Ama buna rağmen, ya ben kardeşim CHP'liyim, solcuyum, kusura bakma Ali Talip'e oy veremem. Ben Ali Talip olarak Anaplıyım, yalnız bir özelliğim var. Ben seçildiğim zaman parti gömleğini kapının önüne bırakan, içeri giren bir adam. 16 dönem, 16 dönem. Ben sizin hangi partiden, Ramazan'ın hangi partiden olduğunu bilmiyorum. Nasıl kıyıp da ben onun hakkını yerim? Ona karşı kıyak geçerim. Ha, biz Tarık Akan'a o zaman bir ayrıcalık yaptık. Niye biliyor musunuz? O topluma mal olmuş bir sanatçıydı. Gönlüme sordum. Evet haklıdır, yapılır. Bir karşılık beklemeden orada biraz çizgi yazıp orayı okul olarak ilan ettik. Demek istediğim şu. Yani parti gömleğini dışarıda bırakıp tarafsız bir şekilde hizmete devam diyorsanız ben varım. Yok ya kardeşim CHP bizim partimiz. Eyvallah. Ona da büyük saygı duyuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Mevcut arkadaşımız hekim. 20 yıl geçti. Memnun musunuz? Hayır. Allah aşkına memnun olan bir tane arkadaşım söylesin bana. Onunla tartışalım beraber. Şu Bakırköy'ün haline bakın. Bir tanesini söyle. Yani, kişi olarak benim arkadaşım Bülent. Haberiniz olsun. Hiç kötü bir şey söylemiyorum hakkında. Bana gelen bildiğim şeylerin hiçbirini söylemiyorum. Ama yapılan hizmetten memnun musunuz? Ben memnun değilim. Yani dönüp bakıyoruz. Var mı arkadaşlar? 10 yıl eve aldım. Ya yok diyemiyorsunuz siz de ya Allah Allah. Yok bir şey demek istediğim şu arkadaşlar. Tabii ki kararınıza büyük saygı duyuyorum. Ben sadece olan gerçekleri ortaya koydum. Siz bundan sonrasında siz karar vereceksiniz hocam. Olur veya olmaz. Eyvallah. Ben şimdi dua evet. Siz benden çok yaşayacaksınız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki ya abi hayırlıysa nasip olsun. Değilse bizi bir yerden sıyırsın. Arkadaşlar göreve devam et. Ama şunu söyleyeyim. Belediyecilik çok zor bir iş. Bunu ben yanımdaki adamlarla yapacağım derseniz yanılırsınız. Ben belediye meclisine de baktım. Eyvah dedim. Eyvah. Onun için Allah seçilmişse arkadaşımıza ecir sabır versin. Öncelikle Bakırköy'e ecir sabır versin. Sonuçta şu var. Biz göreve talip olduk. Buna karar verecek sizlersiniz. Özellikle kent konseyinin burada çok büyük önemi var haberiniz olsun. Her biriniz. 20 günümüz kaldı. Bunu ne olur birbirinize paylaşın. Olmaz derseniz eyvallah. Başım üstünde yeriniz var. Hiç kırılma, gönül kırgınlığı yok. Ama Bakırköy'ün geldiği noktayı gördünüz. Bundan sonra değişecek bir şey olacağına inanıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Olacak. Evet. Onun için arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Yani biz bir takım alışkanlıklarımızı en azından bu Bakırköy seçimi için değiştirmek zorundayız. İyi bir şey istiyorsanız ben buradayım. Ve ben bunu denedim, söyledim de iki dönem. Başkanım arkada bak. Gürter beni burayı fazla söyledin diye. Yalan söyledim. Doğru söylemiyorsun lan der yani. Benim kardeşim. Ailece çok yakın dostluğumuz var. Ama tabii ki onun bile vereceği karar benim başımın üstünde de yeri var. Eyvallah. Bu sizin vereceğiniz bir karar, sizin geliştireceğiniz bir karar. Ama şuna inanıyorum. Biz seçimi inşallah alacağız. Merak etmeyin. Konsey arkadaşları ve partiden temsilci arkadaşlar huzurunda sizden bir söz rica seçilirseniz hakkınızda hayırlısı artık neyse hepimiz hakkında. Bakırköy'e yakışır şekilde bir psikolog, bir doktor olarak söylüyorum ben Sayın Bakan. Bakırköy'e yakışır şekilde adının akran zorbalığını ve ona karşı şiddeti aşmış ilk bir ilçe olarak alınması için. Ben sevgili arkadaşlarımla gönüllü olarak okullarda, kurumlarda her yerde eğitim vermeye hazırım. Sizden de bu konuda destek istiyorum. Bunun içinde bir eylem planım var. Yani nedir? Okullara gidilecek. Okullarda bir hafta önce neler yapılacak? Öğretmenler nasıl eğitilecek? Veliler nasıl için içine katılacak? Aramızda eğitimci arkadaşlarımız, hocalarımız da var. Dolayısıyla topyekün bunun bayraktarlığını yaparak, bunu herkesin duyacağı şekilde her yerde paylaşarak, kadına karşı şiddet, hatta şiddete karşı
birleşmek ve akran zorbalığın bu çocuklarımız camlardan intihar atmasınlar kendilerini, bu çocuklarımız hayatlarından olmasınlar. Biz çünkü geleceğimizi onlardan bekliyoruz. Dolayısıyla bu iki konuda size söz vermenizi ben çok mutlu olurum verirseniz ve bu konuda da desteklerseniz ve Bakırköy'de bu konuda önce olursa, bu çünkü parti üstü, siyaset üstü bir şey. Ben kendi adıma söz veriyorum, sizin desteğinizi alırsak elinizden geleni yapacağız. Ve düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeyi aşmış. Bu konuda çünkü bunlar ölçülebilir değerler. Şiddet neydi? Böyle bir çalışmadan sonra nereye düşürdük? Farkındalığımız nasıl arttı? Çocuklar arasında yakınlaşmayı, farklılıklara saygıyı, empatiyi nasıl geliştirdik? Bununla ilgili neler yaptık gibi her konuda ölçebileceğiz. Ve ben sizin desteğinizi görürsek çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün. Yönetimde olduğum günden bugüne kadar oğlumu hem konseyin hiçbir etkinliğine, her davet etkinliğine, hiçbir etkinliğe katılmamıştı. Turgut Başkanımı çok sever kendisi. Sizin de burada olduğunuzu duyunca trafikte buraya geldi. Benim için o kadar önemli, o kadar anlamlı ki sizin geldiğinizi duyunca kendisi buraya geldi. Ya bugün benim için çok önemli gerçekten. Sana söz veriyorum. Ben iki akıydım. Bakırköy'de sadece. Bir tane. Bir tanesi de kimi biliyor musun? Kenan Bey'in nikahına kıyarken dedim ki Kenan'cığım seni çok seviyorum kardeşim gibi. Süryani Tarım Kilisesi'nin başkanı olacak bir ay sonra. Sizin ikiz bebekleriniz olsun. İnşallah olacak o. İnşallah haber olsun. Nikahını ben kıyacağım. Söz mü? Tamam. Ben kıyacağım. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Dışarıya mı? Hep ihracat. İhracat. İnternetten mi yoksa? Yok, yapmıştım. Yerim var Osman Bey'in. Çok güzel. Benim esas mesleğim, ben makine yüksek mühendisiyim. Doktora çalışmam İstanbul. İstanbul doktoruyum ben. Yani teknik olarak. Ama ilk işim dokuma şefliği Sümerbank'ta. Rahmetli babamın paspasçı olarak çalıştığı yerde ben oraya dokuma şefi olarak girdim. Biz de babadan öğrendik de. Ne kadar gidiyor. Tebrik ederim. Tekstil çok önemli. İlk ufkunu açan Özal'dır biliyorsun. Evet. Yani biz açtık orada. Evet. Çok da iyi gidiyor. Beş yıllarda tebliğseler mi? Ama belli bir yerde durakladı maalesef. Doğru. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Biz Bakırköy'de... Hanım bekliyor. Hanımcıyım, yapacak bir şey yok. İş bitmiş. O zaman hadi. Hanımefendiyi bekletmeyelim. Yolun açık olsun. Hayırlı teşekkür ederim. Hayırlı teşekkür ederim. Şimdi sağ olasın. Hallettim orayı ben. Tamam. Kaç gün? Sen bir ay yok. Bir ay. Hani bir sıkıntı olursa bir alöl de bana, tamam mı? Komutanım ne kadar güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin şimdiden. Sonuç bilmiyorum cevabı verebilir mi? Yani bir mesele burada kararlı vereceksiniz. Şöyle son bir şey söylemek istiyorum sadece efendim. Evet. Ufak bir katkım olacaksa da eğer. Değişime inandırmalıyız. Evet. Birçok insan. İşte, bakın biraz önce inovasyon. Mesela biraz önce kardeşim kalabilseydi. Biz kuluçka merkezleri kuracağız burada. 6 metrekarelik alan içerisinde. Siz gelip orada robotik yazılımı eğitimini aldıktan sonra orada çalışacaksınız. Ürettiklerinizi yurt dışına satacaksınız. Biz bunu yaptık. İstanbul'da var merkezi. Hocası benim çok yakın arkadaşım. Biz bunun projesini hazırladık. Beraber yapacağız. Çok güzel şeyler yap. Yani gençlere iş imkanı derken böyle üfürdüğüm falan yok. Haberin olsun. Hanımefendilerine falan dedim. Altı dolu yani bunların. Haberin olsun.
Onun için güzel şeyler olacak inşallah. Bütün mesele esas kent konseyinin karar vermesi. Onlar neyse Bakırköy zaten. Nasıl yaklaşmalıyız? Kendisinin evet. Gençler ikna etmeniz lazım diyor. Ben ikna ettiğim kanaatindeyim. Bilmiyorum başka söylemem gereken bir şey var mı? Yani yok tabii ki. Yani cevabınızı verdiniz. Dediğim gibi ben sadece kendi çevremde gördüğüm şeyleri dile getirmek istedim. Artık biraz daha problemlerin çözüldüğü partiler üstü çözüm odaklı bir yaklaşım bravo, bekliyoruz. Bravo. Bak, çünkü parti yok. Sadece partili düşünceli ilerlendiği zaman gördük ki biz düşünülmüyoruz. Yok. Bakırköy düşünülmüyor. O yüzden de inşallah partiyi sadece olur. Bir destek olarak, kaynak olarak aktaracağız. Biz kimseyi partili olarak nicelendirmiyoruz arkadaşlar. Ben dedim ya belediye başkanı olunca parti gömleğini çıkar. Ama tabii ki büyükşehirin devletin imkanlarını buraya getirmek için bir yol lazım. O yolu da ben bakan olarak biliyorum. Söküp getireceğiz. Hayırlısı olsun. Efendim bir sorunuz, bir emriniz var mı bize? Hocam. Estağfurullah. Başkanım. Bizler çok memnun olduk. Kent konseyi olarak eğitim, kültür, sanat, festival çok güzel şeyler yapıyoruz. Daha da güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Ama tabii ki destek ve bunun bir kültür olarak kentleşmenin de içine yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir eğitimci olarak. Bakın şimdi biraz önce o kadar güzel şeyler söyledik ki Sedef Hanım. Benim esas amacım sözlerimin başında söyledim. Belediye başkanı olarak önce biz kadim kültür dediğim bir araya geleceğiz biz. Bunu da Atatürk ilkeleri ışığında yapacağız. Bunu yaparken demek istediğim çok büyük açılımlar vardı. Zamanınız olmadığı için söylemedim. Mesela apartmanlarda hocamla birlikte, okullarda, gençlerde, kadınlarda artık şu çılgınlığı bir bırakmamız lazım elimizde. Nedir bir çılgın bir toplum olduk yani. Herkes birbirini kesiyor, öldürüyor. Özellikle hanımlar için, bayanlar için. Ne demek bu? Yani erkek tarafından öldürülmesi, eziyet edilmesi. Böyle bir toplum olur mu? Biz öyle bir toplum değildik arkadaşlar. Evet. Bu belediye burada çok önemli bir görev üstleniyor. İnsanın doğumundan ölümüne kadar, ben laf arasında söyledim bunu. Nikahını, ölümünü, hepsini belediye. O zaman niye aradaki eğitimi belediye yapmasın? İşte sizler gibi değerli eğitimciler, hukukçular hep beraber gelin Allah aşkına birlikte yapalım bu işi. 20 yıldır olmadıysa eğer, bundan sonra da olmaz, haberiniz olsun. Olmayacaktır. Bakın ne söylüyor, 20 yıldır olmadıysa bundan sonra olmaz. Ancak biz de beraber yapıyoruz. Saygıdeğer bakanım, çok kıymetli başkanlarım, çok kıymetli ilçe başkanım, kadın kollarımız ve burada bulunan kent konseyimizin çok kıymetli temsilcileri ve üyeleri. Ben tabii kent konseyine önceki ziyaretlerimizden de kıymetli başkanıma da tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese hakikaten çok etkilendim. Ve sizin bana söylediğiniz bir şey vardı, vebal olarak sırtımıza yüklediğiniz. Ali Talip başkanımız, sayın bakanımız, belediye başkanı olursa kent konseyine destek verecek mi? Ben de aynı gün kendisiyle karşılaştığımda bunu ilettim. Ve şunu söylediğimi söyledim. Zaten kent konseyi projesi kendisinin projesi. Yani bu işin fikir babalığını yapan kendisi olduğu için, hayata geçiren kendisi olduğu için kıymetini ve önemini bilen bir bakanımız, bir başkanımız. Dolayısıyla burada ben sözünü aldım. Tekrar burada sözünü de teyit ettiğimizi görmüş oldum. Öncelikle Saygıdeğer Genel Başkanımızın selamlarıyla özellikle huzurunuzdayım ve Cumhur İttifakı olarak Ali Talip Özdemir Beyefendi'yi, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve tüm üyeleri olarak desteklediğimizi, Bakırköy'de bir Bakırköylü olarak, bakın çok uzun yıllardan beri Ataköy'de ikamet eden bir Bakırköylü olarak hakikaten belediye zulmüne uğradığımızı, bilhassa dayatma ve belediye başkanlığının bir şekilde önümüze getirildiğini ve oy verenlerin, ne yazık ki oy verenlerin önemli bir bölümüyle sohbet ettiğimde hizmetten memnun değiliz ama Atatürk'ün partisine oy veriyoruz dediklerini ve onun karşısında Ali Talip Özdemir gibi bir değerin Atatürkçü olmama ihtimali olabilir mi? Cumhuriyetçi olmama ihtimali olabilir mi? Bağlı olmama ihtimali olabilir mi? Yani bunun artık geçerli olmadığını, oyumuzun namusumuz olduğunu, gerçekten şehirleri, ilçeleri, illeri, tüm Türkiye'yi aslında seçmenin de yönettiğini, vereceğimiz her bir oyun Bakırköy'ün kaderine hizmet edeceğini, dolayısıyla bu işe ben Atatürk'ün partisine gittim, oy verdim. Kusura bakmayın, 10 yıldan beri bizim burada gördüğümüz zulüm büyük bir zulüm.
Şurada trafikten gelmeye çalıştık. Oradan giriyoruz olmuyor. Öbür taraftan giriyoruz olmuyor. Seçim üzere özellikle yapılmış gibi her yer delik deşik. Kötü malzeme kullanılıyor. Yapılaşma çok kötü. Kentsel dönüşümle ilgili o gün de söyledim Sayın Bakanım. Dedim ki belediye başkanı gerekirse bakanlığın kapısında yatacak. Bakırköy'lü için alması gerekeni bakanlıktan da alacak. Dolayısıyla Allah'ın izniyle Sayın Bakanımız bu anlamda hiç bunu anlatmaya gerek yok. Ama seçmen eğilimi noktasında da burada bulunan her bir hanımefendiden, her bir beyefendiden, bakın farklı meslek gruplarından benim kızım da avukat. Kızım da şu an çalışıyor Ali Tarık Özdemir Bey'e. Çünkü neden çalışıyor biliyor musunuz? Diyor ki ben yaşanabilir bir Bakırköy istiyorum. Sokağa çıktığım zaman çöplerle kalktığım için... Ne diyorlar? Yani biz gidip de sosyalleşebileceğimiz bir yerimiz yok. Acaba Bakırköy Belediye Başkanı bugüne kadar yaş almışlarımızın ne hissettiğini, nasıl bir ihtiyacının olduğunu bildi mi? Pazarcının ihtiyacını bildi mi? Kadınlarımızın ihtiyacını, bırakın kadına şiddetin önlenmesini gibi çok temel siyaset üstü meseleleri. Bakırköy'lü kadının ne istediğini bilmedi. Kent konseyiyle uyum içerisinde çalışmadı. Dolayısıyla emin olun ki hakikaten dişliler gibi buluşacak bir belediye başkanımız kent konseyiyle ve Bakırköylü'yle ve ben inanıyorum ki sonuç muhteşem olacaktır. Bu açıdan bizim desteğimiz tam. Tekrar hayırlı uğurlu olsun Sayın Bakırköy'den etkiyle karşı karşıya gelecek. Atatürk'ün partisi ise partili, parti olarak Atatürk'ün partisi olarak bakmamak gerekiyor. Atatürk siyasetin en tepesinde. Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri, inkılapları, bugün varoluş sebeplerimiz, bugün bu kadar rahat sokaklarda dolaşabiliyorsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir yerlerden bahsediyoruz. Eşim Başkanım da burada, hepimiz çalışıyoruz ve bütün teşkilat mensuplarımız da burada. Tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Kıymetli Başkanım'a inşallah şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugün Bakırköy Kent Konseyi'nin bir üyesi olarak sevgili Bakırköy Kent Konseyi üyesi arkadaşlarımın düzenlediği Duygularını Çözen Kaderini Yazar isimli dördüncü kitabım için bir araya geldik. Ve Bakırköy Belediye Başkan adaylarının beni yalnız bırakmayan sevgili temsilcilerine, üyelerine, adaylarına bu unutulmaz gün için çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Umuyorum kitabım insanların duygularına değer. İnsanlarla ortak duygularda buluşuruz. Ve umuyorum okuyan herkese katkıda bulunur. Çok teşekkür ediyorum.